gençlerimize güveniyoruz. Her şey inşallah sizlerin başarısı milletimiz mutlu ve refaha kavuşacaktır. Yolculuğumuz devam edecektir. Ben tekrar emeği geçen herkese minnettarlığımı ifade ediyorum. Ve başkanımıza da hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, hedefsizlik kötü ya. Vallahi çok kötü. Koy ya planını yap, hemen planını yap kardeşime. En kötü plan plansızlıktan iyidir ya. Ben şunu olacağım. Ama sadece bu plan boyutunda kalmasın. Bunun altını doldur. Ya bu yıllar bunun için fedakarlık yılları. Kıymetli arkadaşlar, ya lütfen hayalleriniz olsun, hedefleriniz olsun. Ve bu yıllar fedakarlık yılı. İlk yıllar zor olacak, bak ben size söyleyeyim. Her şey istediğiniz gibi gitmeyecek. Benim acizane tavsiyem, kıymetli kardeşlerim, kendinize yükleme yapın ya. Bak tam bu yıllar yani. Bir de lütfen kendinizi böyle az önce söylediğim gibi, ya devlet memuru olacağım, masa başında çalışan psikolojisiyle şartlandırmayın. Ya cidden bizim teknik adam sıkıntımız var. Artık yerli ve milli otomobili konuşuyoruz. Artık İHA'lar, SİHA'lar konuşuluyor. Artık yüksek teknoloji Türkiye'nin olmazsa olmazı. Yani doğalgazını bulmuş, petrolünü bulmuş, bununla alakalı her geçen gün standartları yükselten bir ülkeden bahsediyor. Kim yapacak bu işleri ya? Arkadaş siz yapacaksınız ya. Vallahi siz yapacaksınız. Arkadaşlar bizde bir tane normal komşu var mı ya? Allah aşkına şu coğrafyamızın etrafına bir bakar mısınız? Ve bizim üstümüzde şu an devam eden bir savaş var ya. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı yani. Fiili savaş var kardeşim. Bizatihi savaşıyorlar ya. Biz bu kadar zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla benim acilane tavsiyem, bundan sonraki süreci kimsenin kızmaya, kimsenin isyan etmeye hakkı yok. Biz belirleyeceğiz kardeşim. Biz ne kadar katma değer üretirsek, biz ne kadar iyi işler yaparsak, biz ne kadar olumlu işler çıkarırsak, ne kadar neslimizi doğru yetiştirip doğru manada konuşlandırırsak, ben inanıyorum, ümit ediyorum, geleceğimiz o kadar parlak olur. Zerre miskali şüphem yok bak. Değerli kardeşlerim, biz üretmek, katma değer sağlamak zorundayız. Zorundayız ya. Bizim başka bir şansımız yok yani. O yüzden de siz belki de bunun yapılabileceği, bunun temellerinin, tohumlarının atılacağı en güzel okullardan bir tanesini okuyorsunuz. Olmazsa olmaz olarak görmüyorum. Muhakkak iyi bir manada yaşamamız yani. Olumlu manada yaşamak. Ben bu söz kardeşimizden alabiliriz. Yani kalkan da bir de mevzu. Sayın'a batarya fabrikası da başladı. 2000 fabrikada da şu an 700-800 kişi çalışıyor.